Bugün Philips'in Airfry cihazının fotoğraflarını çektik. Mutfak ortamında çektik. Ama mutfak olmadan çektik. Bunu nasıl yaptığımızı kısaca anlatmaya çalışayım. İlk önce setup'ımızı göstereyim size. Setup'ımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkaya mutfak görüntüsünün olduğu bir fotoğraf yerleştirdik. Biz bunu projeksiyon cihazımızla yaptık. Ya da büyük bir ekranla da yapılabilirdi. Çektiğimiz fotoğraf bu şekilde. Üzerinde herhangi bir retouch işlemi yapmadık. Biraz daha retouch işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi kısaca anlatayım bu işlemi nasıl yaptık. İlk başta uygulayacağımız masayı, zemini seçiyoruz. Ürünümüzü oraya koyuyoruz. Biz bu masayı seçtik. Bundan sonra bu zeminle uygun arka plan bulmamız gerekiyor. İsterseniz kendiniz çekin, isterseniz internetten bulun. Biz internetten bulduk, stok sitesinden. Gayet zeminimizde uyumlu olduğunu düşündüğümüz bir arka plan. Tabi bu arka planın hepsini kullanmak zorunda değiliz. Biz bir kısmını kullandık arka planı. Burada önemli olan aslında arka plana gelen ışıkla, görüyorsunuz arka plana soldan ışık geliyor. Soldan ışık geldiği için bizim çektiğimiz fotoğrafla uyumlu olması için aynı ışık koşulunu yapmamız lazım. Yani soldan gelen bir ışık varsa arka plana, biz de ürünümüze gelen ana ışık kaynağını soldan vermemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi büyük bir yumuşatıcımız var. Ana ışık kaynağını soldan veriyoruz. Aynı arka zeminde olduğu gibi. Böyle olunca iki fotoğrafı birbirine birleştirmede sıkıntı olmuyor. Ya da şöyle de denilebilir. İki fotoğraf birbirine çok uyumlu olup sırıtmıyor. Bu sistemi kurduktan sonra diğer ışıklarımızı da desteklememiz gerekiyor. Burada gördüğünüz bu ışık var. Bu ışık açıkçası ne işe yarıyor? Biraz da ambiyansı ışıklandırıyor. Ambiyans ışıklandırması ne işe yarıyor? Bakın burada hafif bir ışık var. Bu ışığın olmasını sağlıyor. Soldan gelen ışık bu şekilde, sağdan gelen ışık bu şekilde. Bu da ambiyansı veren ışık. Bu çok küçük bir şey görünebilir ama arkadaşlar, bence bu çok ürünü ön plana çıkartan detaylardan biri. Buradaki ışıltı ürünün buradaki detaylarının da görülmesini sağlıyor. Bunu açıkçası deneyerek göreceksiniz. Çünkü mesela tavan yüksekliği, tavan genişliği, ışığın gücü, bu ışığı başka bir yere koysak aynı etkiyi vermeyecek. Buradaki difüzör ne işe yarıyor? Biraz daha ışığımızı yumuşatmamızı sağlıyor. Bu tercihen kullanılabilir. Biz çok kullanıyoruz. Yumuşak ışık güzel oluyor mutfak ortamlarında. Burada bir duvarımız var. Strafordan duvarımız. Ben çoğu çekimlerde kullanıyorum bu duvarı. Bu ne işe yarıyor derseniz, ürünümüz parlak bir ürün. Siyah ama parlak bir ürün. Her şeyi yansıtıyor. Hatta biz çekerken biz bile karşısından çekiliyoruz. Yansımamız çıkmasın diye. Gördüğünüz gibi şuralarda beyazlık var. Bu açıdan çektiğimiz zaman buraların beyaz olmasını sağlıyor. Bunu aldığımız zaman, o duvarı oradan kaldırdığımız zaman burası siyah olacak. Olması olur mu? Tabii ki olur ama ben orasının beyaz olmasını ve ürünün formunun da belli olmasını istedim. O yüzden öyle bir şey kullandık. Hemen bakalım gerçekte. Bakın burada gördüğünüz gibi. Mesela burada bizim perdemiz de çıkmış. Bizim burada silüet perdemiz var. Orada görünüyor. O da çıkmış. Fakat ben onu beğendim açıkçası. O yüzden de ona müdahale etmedim. Biraz daha doğal ortam katıyor. Çok sorulacak sorulardan biri de şu olacağını düşünüyorum. Paraflaşın gücü ile arkadaki ışığın gücü nasıl birbirine denk geliyor? Yani normalde çektiğimiz zaman, normal koşullarda fotoğraf çektiğimiz zaman arka tarafın karanlık çıkması gerekiyor. Ön tarafın aydınlık çıkması gerekiyor. Yani çoğu insan böyle yapıyor. Biz de öyle yapıyoruz. Çünkü enstantaneyi 1/160'da kullanıyoruz. 1/200'de kullanıyoruz. Arkadaki görüntü karanlık çıkıyor hayırlı. Çünkü paraflaşların gücü daha fazla. Bunun da yöntemi şöyle arkadaşlar. Pozlamayla oynayarak. Normalde biz 1/160, 1/200 yapıyoruz. Ben 1/5 yaptım burada. Sebebi de pozlamayı uzun tuttuk. Pozlamayı uzun tutmak ne demek? Makineye daha çok ışığın girmesini sağlamak demek. Arkadaki ışığımız az olduğu için o ışık makineye ne kadar daha çok girerse pozlamayı uzun tutarak, o kadar daha aydınlık bir görüntü elde edeceğiz. Burası fazla ışığını aldığımız zaman paraflaşlarımızla da bunu dengelemiş oluyoruz. Ortaya bu fotoğraf çıkıyor. Tabii tavuğumuza retouch gerekecek. Ürünümüze biraz retouch gerekecek. Arka planla burayı daha iyi birleştirmek için biraz retouch gerekecek. Belki ışığını oynayacağız biraz. Fotoğrafımız bu şekilde bitecek.
Biliyorsunuz uzun zamandır böyle setuplar paylaşıyorum. Tabii fotoğraf olarak. Bir kere de bu şekilde video paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur ve devamı gelir. Görüşürüz.